Big programına başvuru temelde iki aşamalı. Ee, öncelikle siz çok kısaca kendinizi ve iş fikrinizi e, anlatarak bu e, yürütücü aracı kurumlara başvuruda bulunuyorsunuz. Ve birinci aşamaya gerçekten e, doğru e, niteliklerdeyseniz birinci aşamaya dahil oluyorsunuz. İlk aşamada e, kur, yürütücü kuruluş size... Başarılı bir girişimci olmak için ve yani iş fikrinizi e, bigdan bağımsız olarak başarıya ulaştırmak için oldukça kapsamlı bir eğitim sunuyor. Yaklaşık iki aylık bir süreç içerisinde size ortaklık yapısından e, ekip organizasyonu, ekip yönetimine, e, finansman yönetiminden pazarlamaya, e, finansal kaynaklara, devlet destekleri olsun, farklı e, yatırım e, kuruluşları olsun, finansal alternatif finansal kaynaklara nasıl ulaşabileceğinize kadar varacak şekilde çok kapsamlı bir eğitim sunuyor. Ee, dediğim gibi bu yaklaşık iki aylık bir süreç ve e, bu esnada da kendi iş fikrini sahip olduğunuz iş fikrini aslında bu e, yeni öğrendiğiniz e, yeteneklerle biraz daha e, olgunlaştırıyorsunuz. Bu ilk aşamanın sonunda da yürütücü kuruluşunuz e, sizin fikrinizin gerçekten TÜBİTAK BİK kapsamında TÜBİTAK sunulmaya değer olup olmadığını bir jüri değerlendirmesi sonucu değerlendiriyor. Jüri değerlendirmesinde e, fikrinizi e, gerek göremiyorsunuz. Yürütücü kuruluş içerisindeki uzmanlar gerekse ekosistemdeki farklı profesyonellerden oluşan bir jüriye 10-15 dakikalık bir sunum içerisinde anlatıyorsunuz. Burada önemli konulardan bir tanesi herkes tabii kendi işini en iyi şekilde biliyor ve en iyi şekilde nasıl yapabileceğini biliyor ama önemli konulardan bir tanesi işin içerisindeki teknik bilgi. Ee, fikrin e, inovatif tarafı, teknolojik yönü olduğu kadar bu fikrin ne kadar ticarileşebilir olduğu, ticari hayatta gerçekten ne kadar başarı kazanabilecek olduğu bu konuların da oldukça iyi bir şekilde sunulması ve e, araştırılması gerekiyor. Jüri değerlendirmesi sonucunda da e, gerçekten... E, içerisinde hem inovatif bir yön barındıran hem de ticari olarak başarıya ulaşabilecek olan projeler ilk aşamayı başarıyla tamamlamış olarak TÜBİTAK'a sunulmak üzere ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyorlar. Bundan sonra TÜBİTAK süreçleri başlıyor. Burada yine aracı kurum size oldukça yardımcı olacak. Çünkü e, TÜBİTAK bu başvuru esnasında çok çok kapsamlı bir başvuru dosyası hazırlıyorsunuz. Bu dosyanın içerisinde de e, hem işin teknik tarafını, inovatif tarafını teknik olarak anlatmanız gerekiyor. Hem az önce söylediğim gibi işin ne kadar ticari hayatta başarı kazanacağını, e, Analiz edip anlatabilmeniz gerekiyor. Rakip analizlerinden e, gere, gelir alternatif gelir modellerine kadar, e, fiyatlama stratejilerine kadar her şeyi iyi bir şekilde anlatmanız, sunmanız gerekiyor. E, önemli bir kısmı proje dosyasının e, proje planı. Proje planından kastımız BİG desteği aldığınız durumda TÜBİTAK'tan alacağınız e, finansal desteği ne şekilde harcayacaksınız? Hangi kalemleri harcayacağınızın, e, hangi kalemlerin destek kapsamında olacağının bilgilerini zaten yürütücü, yürütücü kuruluşunuz sizinle paylaşıyor olacak. Bu bağlamda o 12 aylık destek kapsamında personelinize, dışarıdan alacağınız yazılım ve hizmetlere, teçhizatlara, e, Ayrıntılı bir şekilde hangi kaleme ne kadar e, harcama yapacağınızı finansal planlamasını yapıyorsunuz. Hepsini dediğim gibi oldukça ayrıntılı dosyalar şeklinde hazırladıktan sonra TÜBİT'e online bir sistem aracılığıyla onların proje istedikleri bir e, dijital platformu var. Bütün bu e, programların başvurularını takip ettikleri buraya e, yüklüyorsunuz. E, Jüri değerlendirmesinden yani ikinci aşamaya geçtiğiniz, hak kazandığınızın bilgisini aldıktan sonra bu proje yüklemesinin, tüpta yüklemelerin yapılmasının son gününe kadar yaklaşık bir 20 günlük, bir aylık bir süreciniz var. Daha doğrusu geçen sene böyleydi. Bu süreci mutlaka iyi değerlendirin. Son güne kesinlikle bırakmayın çünkü proje dosyası çok çok ayrıntılı az önce söylediğim gibi. Finansal olarak da çok çok ayrıntılı. Bu son başvuruyu da online sistemdeki TÜBİTAK başvuruları da tamamladıktan sonra TÜBİTAK son olarak size diyor ki gel bir de bize anlat projeni yine yaklaşık 10 dakikalık 15 dakikalık bir sunum için TÜBİTAK'a davet ediliyorsunuz ve burada bu uzun uzun ayrıntılı ayrıntılı hazırladığınız proje dosyasını 10 dakikada çok kısa bir sürede karşınızdaki gerek akademisyenler gerek TÜBİTAK yetkilileri gerekse de profesyonellerden oluşan yine bir jüriye aktarıyorsunuz. Bu jüri değerlendirmesinde de aslında sizi 3 aşamada değerlendiriyorlar bu 10 dakikalık süreçte. Çok fazla ayrıntıyı verecek zaten zamanınız yok ama temeldeki değerlendirdikleri 3 şey bir, fikriniz gerçekten inovatif ve teknolojik bir e, inovasyon yenilik barındırıyor mu? Yani her ne kadar çok ticari olsa da, çok e, potansiyel olarak para kazanacak olsa da yüzlerce örneği olan, onlarca örneği olan herhangi bir e-ticaret platformu gibi basit bir projeyi kabul etmiyor. İnovatif bir yön barındırması lazım, birincisi bu sorgulanıyor. İkincisi, ticari yönü çok sorgulanıyor. Bu da aslında teknolojik e, teknolojik background olan insanların belki biraz göz ardı ettiği bir konu. Kesinlikle akademik, kesinlikle sadece arge amaçlı bir program değil bir programı. Gerçekten çıktığınız zaman e, başarılı olacağınız, satış yapabileceğiniz ve bu iş fikrinin alıcısı olduğunu e, ciddi bir şekilde rekabet e, analizleriyle beraber ispatlayabiliyor ve onlara onları ikna edebiliyor olmanız lazım. Yani ticari yönü değerlendiriliyor ve son olarak da sizi değerlendiriyor. Sizi değerlendirmesinden kastım da sizin girişimci olarak ve tabii ki her işi tek başınıza yapmayacaksınız. Ekibinizin bu mevcut ortaklarınız olabilir veya ileride oluşturmaya düşündüğünüz ekibiniz olabilir. Ekibinizin bu girişimi hakkıyla yapabileceğine dair yetilerinin olduğunu değerlendiriyor. Bu üç ile, bu üç konuyla ilgili değerlendirmeye sunum esnasında da yaptıktan sonra ikna ederseniz eğer, TÜBİTAK bütün Türkiye'den topladığı yürütücü kuruluşlardan gelen bu projelerin içerisinden bir desteğine hak kazanan e, belli sayıda projeyi seçmiş oluyor. E, i̇kinci aşamanın yani sizin TÜBİTAK dosyaları sunmanız ve ardından sunumları gerçekleştirmeniz ardından, desteklenecek olan projeleri açıklaması geçen sene yaklaşık 5-6 ay kadar sürdü. Uzunca bir süreçti. Uzunca bir süre bekliyorsunuz. Ama dediğim gibi içeride oldukça fazla proje olduğu için günün sonunda bilgilendirmeyi alıyorsunuz.